Merhaba arkadaşlar. Sırada kayıtçımız, solfejimiz Haydar Aydar. Haydar Aydar 9-8'lik ve 5-8'lik farklı iki ritim var içerisinde arkadaşlar. Eserimizin tavır olarak takma ve çırpma vuruşları olan içerisinde farklı icra edilmiş çok zengin bir eserdir. Çok sesli eserlere de örnek bir ezgidir arkadaşlar. Eser Ali İkber hocamızın bu eseri icra ederken kullandığı enstrüman uzun sap ve aynı zamanda karakter olarak da uzun sapa uygundur. Ama gelen talepler genelde arkadaşlar kısa sap üzerine bir solfej talebi oluştu. Ben de bunu göz önünde bulundurarak size faydalı olacağını düşündüğüm bir solfej kaydı çekmeye karar verdim. Eserin içerisindeki farklı arıza sesler var arkadaşlar. Bunlar önceden size izah edeceğim. Sonra tavrı da izah ederek kayıt almaya çalışacağız arkadaşlar. Eserimiz arkadaşlar icra sırasında kullanacağımız arıza seslerini yakınlaştırarak izah etmeye çalışayım. Öncelikle sol diyez notasıyla başlayalım arkadaşlar. Sol diyez. La. Si natural. Do. Re. Diyez. Burası arkadaşlar iki adı var. Mi bemol diye de adlandırılabilir ama daha sonra mi çıkacağı için karşımıza ben re diyez adlandırayım. Kafanız karışmasın. Re diyez. Mi. Fa diyez. Sol diyez. Sol diyez. Birinci tele geçiyoruz arkadaşlar. Birinci telde mi bemol ama diğer adı re diyez. Biz re diyez olarak izah edelim. Re diyez. Mi. Fa diyez. Ve sol notalar arkadaşlar. Tavrımız arkadaşlar tarama mantığıyla yukarıdan uygularken aşağı doğru tarama, yukarı doğru tarama. Toplamda arkadaşlar 3 tane böyle aynı tarama yapıyoruz. 1, 2, 3. Dördüncü taramada aşağı vuruş, yukarı yukarı takma. Birleştirdim. 1, 2, 3, 4'te tek vuruş ve tarama. Burayı önce arkadaşlar sol diyez ve la sesini tutarak şöyle bir ön alıştırma yaparak ezgiye başlamakta fayda var. Hızımız genelde şu ayarda olmalı arkadaşlar. Birinci bölüm arkadaşlar. Sol diyez sesini tutarak arkadaşlar. La sol diyez beraber tutarak üstten vurduğumda la yukarı doğru vurduğuna takmayla beraber parmağımı çekerek sol sesi elde ediyorum. Yani şu. La sol la la oldu arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Dördüncüsünde tek vuruş sonra tarama yapıyorum arkadaşlar. Her vuruşta da üst vuruşlarda parmağımı çekerek sol sesi elde ediyorum. Birleştirdim. La sol la 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 sol la 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 sol la 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 sol la la la. Buraya arkadaşlar 4 tekrar halinde çalabilirsiniz. Yeni bölüm arkadaşlar. Burada la sesini birinci parmakla geçerek üstten la. Yine tarama mantığımız aynı. Do notasına ikinci parmakla vuruş. Re'ye çarpma. Dördüncü parmakla. Si'ye alttan vuruş. Elimizi la sesine kaydırıyoruz arkadaşlar. Yani şu oldu. Birinci hareket. İkinci vur çarp. Re'ye. Si vuruş yap. La'ya elini kaydır. La 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 do si la. La 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 si si la. Si silah bölümünde de arkadaşlar yine üstten vuruyorum. Si sesine alttan iki vuruş yaparak yukarı çıkıyorum.
9-8'lik olduğu için arkadaşlar eserin her bölümü mızrap tavrını tamamlamak için beraber uygulamakta fayda var. Birleştirdim aynı bölümü. Ara geçişleri genelde iki tekrar olarak çalıyoruz arkadaşlar. Şu çaldığım bölüm gibi. Yeni bölüm. Bu sefer La sesine üstten vuruyorum. Re'ye üçüncü parmakla geçerek. Re, Re, Do, Si, La. La, 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 Re, Do, Si, La. Si, La da Si'ye vuruş, yine La pozisyonda kayma sesiyle elde ediyoruz. La, 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 Re, Do, Si, La, 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 La. Devamı aynı. Si, Si, La. Birleştirdim. Aynı hareketi bir alta taşıyarak, bu sefer La vuruş, Mi, Re, Do vuruş, La'ya kayma. Burada da Si yok arkadaşlar. Yani şu oldu. La, 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 Mi, Re, Do, La, 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 Si, Si, La. Yeni bölüm. Birinci parmakla Mi sesini bularak arkadaşlar yine aynı tavrı alarak 1, 2, 3, 4. 4 tekrar yine arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Mi, Sol, Mi, Sol, Mi, Sol, Mi, Sol, Sol. Burada arkadaşlar farklılık olarak bu pozisyonu yaparken üste sol diyeze basarak arkadaşlar aynı bölümü böyle de icra edebiliriz. Sol diye ses ederek üst sol diye vurup çekiyoruz, La oluyor. Alttan takarak Mi, La oldu. Yani şu. Burada sol diye vurup Mi'ye takma yaptığımız zaman arkadaşlar Mi, La, Mi Sol oldu. Solde basılı olduğu için. Birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4. Daha sonra birinci parmağımızı Mi ve Si sesini kapatarak üstten de sole basarak beraber aşağı takma, yukarı aşağı, yukarı yukarı. 5-8'lik oldu arkadaşlar burada. İki tekrar. Ondan sonra aynı bölümü tekrar icra ediyoruz. Yani Sol, La çekme, Mi, Sol takma. 1, 2, 3, 4. Dördüncü vuruşlarda dikkat, hep ekstra 2 vuruş var alttan. Sonra arkadaşlar birinci parmağımızı Re diyez notasına kaydırarak 1, 2, 3, 4. Çoklu ses olduğu için arkadaşlar tekrar söyleyeyim. Üst sesleri ve çekme seslerini söylemiyorum. Sadece tuttuğum sesi söylüyorum. Yani kafanız karışmasın diye. Daha sonra arkadaşlar Fa diyez notasını arkadaşlar yüzük parmakla birinci parmakla Mi'ye basarak La, Fa, Mi, La, Re, La, Fa, Mi, La, Re, Re. İki tekrar. Sonra birinci parmakla Sol diyeze giderek Sol diyez, Fa diyez, Mi, Re diyez. La, Sol, La, Fa, La, Mi, La, Re, Re. Birleştirdim. Re'lerde 2 vuruş denk geldi arkadaşlar. Hatırlatma. Do notasını birinci parmakla alarak La, Do, La, Si, La, Do, La, Si, Si. La üst sesi olarak adlandırıyorum arkadaşlar.
Bunlarda da yanlara hafif çarpma dönüyor arkadaşlar. Daha vur, boya, süsle, çarpma şeklinde sil geç. Sonra re sesine 3. parmakla basarak do'ya çarpma var arkadaşlar. Şu yani la, re, do, la, si, la, re, do, la, si, si. Tarayarak alıyorum. Daha sonra bağlamamızın 1. pozisyondaki bölümüne geldik arkadaşlar. La vurdum, sol diyeze gittim arkadaşlar. Burada da 1. parmak alttaki re diyez ve sol diyezi tutarak üstten de do sesini tutarak yani burada si natural sesini tutuyoruz arkadaşlar, üst sesle şu ses yani. Burada arkadaşlar si natural ve do sesi arasında bazen tercih edilebilir. Si natural de olabilir, do da olabilir ama burada eserde hangi sese uygun buluyorsanız ona basmakta fayda var. Sol diyeze bastıktan sonra arkadaşlar yine takma pozisyonumuz aynı arkadaşlar. 1 2 1 2 1 2 1 2 3 takma. Yani si sol sol si sol sol si sol sol si sol sol sol. Sonra la sesine gelerek arkadaşlar aşağı takma, aşağı yukarı yaptıktan sonra mi ve si sesine basarak, mi ve si natural basarak yine aynı tavrımız devam ediyor. Birleştirdim. Re diyez tril yapacağız arkadaşlar. Re mi fa diyez sol re fa mi fa trildir arkadaşlar. Mi'ye vuruyorum. Tril aşağı yukarı nota zamanı kadar bir dörtlük zamanı kadar yani bir nota bir dörtlük süresi kadar. Re mi fa sol re fa mi fa birleştirdim. Devamda arkadaşlar mi re diyez yani mi bemol diyoruz. Re do mi dördüncü parmakla orta teldeki doyu tutarak do mi sol mi do mi mi sol birleştiriyorum. Sol'ü çarpma sesiyle veyahut da vuruş itibariyle alıyoruz ama çarpma olarak eserin karakterine daha uygun arkadaşlar. Bu bölümü bitirdikten sonra yeni bölümde de arkadaşlar do 3. parmakla re diyez 1. parmakla do mi do mi do mi ya da do re do re do re diye adlandırabiliriz arkadaşlar. Ondan sonra 1. bölüm dediğimiz yani ilk pozisyondaki bölüme geldik. Benzer çalıyoruz ama eserin sözleri burada söyleneceği için şan bölümü. Bu bölüm arkadaşlar yalın halde çalacağım size. Eseri daha kolay söylemek için. Yani 14.000 yıl denen kısmı belirterek çalıyorum. Yine la sol la la takma şekilde. Burada arkadaşlar sözü tekrarı kadar olacak. Ortalama 8 tane tekrara denk geliyor. La 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 do si la 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 si si la 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 do si la 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 si si la la takma la do si la çarpma.
eserin devamında çalacağımız bölümler arkadaşlar, mümkün oldukça eserin karakterine de uyumlu olabilmesi için, yani söz itibariyle aynı mantığımız devam ediyor vuruşlarıyla. Sözlerde arkadaşlar 8 tekrardan sonra birinci parmakla mi notasına giderek mi düzeltiyorum, re diyeze giderek, üçüncü parmakla da mi'ye giderek haydar haydar kısmı, yani 1-2-1-2-3-5-8'e tekabül ediyor burada arkadaşlar. Aşağı tarama, aşağı tek vuruş tamam. Sonra do notasına birinci parmakla, re diyeze dördüncü parmakla üstten vuruyorum, çarpma alıyorum, alttan takma yapıyorum, iki vuruş takma yine. Sonra si notasına girerek aynı si ve do notası, la notasına giderek la ile si, la üstten vuruş, si takma, la üstten si, si dost kısmı. Son bitirişte de la, do, mi, la, do, mi, la sesini basarak tril yapıyorum. Şan bölümünü baştan alıyorum arkadaşlar. Çaldığım solfej kaydını arkadaşlar mümkün oldukça sadeleştirerek anlatmaya çalıştım. Eserin karakterinden dolayı çalma farklılıkları var ama mümkün oldukça dinleyerek bu aradaki farklılıkları kapatmaya çalışın. Çünkü biz de her icra ettiğimizde Haydar Haydar'ın uygulanışta farklılıklar gözetmekteyiz. Ali Ekber hocamız da her icrasında ufak farklılıklar uygulamaktadır arkadaşlar. Eseri baştan buraya kadar yalın bir halde çalmaya çalışayım arkadaşlar. Eserin girişinde arkadaşlar bir açılış var. O açılış doğaçlama, yani size bağlı ama ben mümkün oldukça size faydalı olacağını düşündüm. Ön bir açılış yapmaya çalışayım. Sol diyezden başlayarak. Sol, la, si, 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 la, la, sol, la. La, si. Thank you.